Avrasya Hospital Cuma Sağlık Sohbetlerine tüm hekim ve çalışan arkadaşlarımız, değerli katılımcılarımız hepiniz hoş geldiniz. 15 yıldır hizmet veren Şifa Kapısı'nda tıbbi kalite kadar psikolojik kalitenin de önemli etken olduğu bilincinden hareket ile bu hafta çok değerli bir psikoloğumuzu konuk ettik. Az sonra kendisini dinleyeceğiz. Öfke yönetimi konusu ile bizlerle beraber olacak. Öfke kavramını fark edebilmekle birlikte bunu kontrol altında tutarak durumları yönetebilme konusunda bizlere engin bilgileriyle destek olacak. Öfke yönetimi deyince kendi öfkemizi yönetmek kadar karşı tarafın öfkesini yönetmek oldukça zor bir sanat olsa gerek. Bizler işimiz gereği gün içinde sıklıkla bunlarla karşılaşmaktayız. Tabii bu insanı o zor hale nasıl getirdiğimiz de önemli. Karşı tarafın tepkilerine rağmen en basiti ona yaklaşan o ses tonunuzun yumuşaklığı ya da en etkini güler yüzünüzle başlangıç yaparsanız çoğu zaman 1-0 önde olmuş olursunuz. Bu benim taktiklerimden birisi. Dünya Sağlık Örgütü sağlığı 3 şekilde tanımlıyor. Hizmet almaya gelen hastanın bedeni, ruhi ve sosyal iyiliği. Bu kapıdan çıkan hastaların bu 3 iyiliği halinde çıkması kadar ekonomik ve psikolojik olarak iyiliği de bizler için oldukça önemlidir. Ardına dönüp düşünerek baktırmadan kafasında soru işaretleriyle göndermediğimiz hastalarımızla 15 yıldır büyüyoruz. Size öfkeyle gelen bir sese elinizi sadece uzatarak merhaba hoş geldiniz diyerek de problemin bana kalırsa %50'sini çözmüş oluyoruz bile. Çalışanlarını eğitimlerle desteklemeyi kalite politikası edinmiş bir kurum olarak bu hafta hepimize birçok alanda fayda sağlayacak bir eğitimi alacağız. Öfke yönetimi şimdi işin bilir kişisi tarafından bizlere anlatılacak. Kendisine Avrasya Hospital olarak hepimiz adına öncelikli olarak hoş geldiniz diyoruz. İşimizi diliyoruz ki kolaylaştıracak bilgi paylaşımlarını bizlere aktaracak kendisi de. Uzman psikolog Sayın Yücel Sözer'i kürsümüze davet ediyorum. Evet, sevgili değerli konuklar, hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle ben kendimden kısaca bahsetmek istiyorum. Ben bireysel psikoterapi, grup psikoterapisi ve çift psikoterapileri yapıyorum. Yakın zamanda da Züleyha hocamızla birlikte burada kanserli hastalarıyla çalışmaya başladık. Şu an daha çok onlarla bireysel görüşmelerimiz var. İbrahim Bey de böyle bir organizasyon için teklifte bulundu. Ben de çok sevinerek geldim. Özellikle öfke kontrolünü seçtik ilk konu olarak. Çünkü öfke çok yaygın bir konu günümüzde. Özellikle büyük şehirlere baktığımız zaman hayatımızın içerisinde, trafikte, sokakta, özellikle son zamanlarda ana haber bültenlerine baktığımızda, gazetelerin 3. sayfa haberlerine baktığımızda çok sık karşımıza çıkıyor. Aynı zamanda sağlık kurumlarını da çok yakından ilgilendiriyor. Çünkü son zamanlarda üzülerek şuna şahit oluyoruz. Sağlık kurumlarında hasta ya da hasta yakınları sağlık çalışanlarına da öfke ve saldırganlık tepkilerini göstermeye başladılar. Bu açıdan baktığımızda önemli bir konu. Ve aynı zamanda bir insan açısından da öfke çok önemli bir duygu. Çünkü bazen insanlar öfkelerini bastırıyorlar. Kimisi olabildiğince serbest bırakıyor öfkesini. Bu her iki koşulda da bize ya da karşımızdaki kişilere zarar veriyor. Eğer öfkemizi bastırırsak, bir şeyi ne kadar bastırıyorsak o kadar patlamaya neden oluyor. Ya da ne kadar böyle serbest bırakırsak da istemeden karşımızdaki insanlara zarar verebiliyoruz. Bu açıdan öfke önemli. Öfkenin bir diğer tarafı da, bugünkü ben seminerde şu bağlamda bakacağım, profesyonel hayatımızda ve özel hayatımızda. Bunlar esasında bir bütün. Özel hayatımızda duygularımızla ne kadar barışıksak ve duygularımızı ne kadar iyi yönetiyorsak profesyonel hayatımıza da bu yansıyor. Profesyonel hayatımızda ne kadar başarılıysak özel hayatımızda da yine birçok şey yolunda gidiyor. Dolayısıyla
hastanede çalışıyor olmak, hasta kitlesiyle, hasta yakınlarıyla karşı karşıya olmak, öfke ve duygularımızı tolere, regüle etme anlamında bizim için çok önemli. Aynı şekilde kendi duygularımızı nasıl regüle ediyoruz, onları nasıl kontrol ediyoruz, bu da bizim için oldukça önemli. Evet, bu açılıştan sonra sizlerin şu anda söylemek istediği ya da sormak istediği sunumla ilgili herhangi bir konu var mı? Birbirinize soruyorsunuz. Evet, peki, teşekkür ederim. Konuşurken istediğiniz zaman söz alabilirsiniz, sözümü kesebilirsiniz, katılmadığınız yerlere söyleyebilirsiniz. Bu şekilde olursa aramızda bir diyalog olur. Yoksa sadece ben konuşur gidersem o zaman bir monolog oluyor. Ne kadar çok sizler de katılırsanız birlikte o kadar keyif alırız diye düşünüyorum. Evet, şimdi öfkeye baktığınız zaman öfke hakkında neler biliyoruz? Bir kere öfke normal bir duygu. Diğeri herkeste olur, vazgeçilmez, saldırmaktan farklı bir şey. Çünkü saldırmak bir davranıştır. Öfke duygudur, saldırmak davranıştır. Güçlü fakat kontrol edebilir. Evet, ne kadar güçlü olursa olsun biz öfkemizi kontrol edebiliriz. Bazen insanlar şöyle diyorlar. Diyorlar ki ya ben öfkeyi çok yoğun yaşıyorum. Nasıl baş edeceğim, nasıl yöneteceğim ben bunu diyor insanlar. Evet, öfke bir güç ama bunu kontrol etmek mümkün. Nasıl ki, diyelim ki spor bir araba kullanıyor bir sürücü. Motoru çok güçlü. Ya bu çok güçlü bir araba, ben işte bunu kontrol edemem. Ya da bir uçağın pilotu, işte bunun müthiş motorları var, çok güçlü motorları var. Bunu kontrol edemem diyemiyorsa, aynı şekilde biz de duygularımızı çok güçlü yaşarız ama bunları kontrol edebiliriz. Dolayısıyla yukarıdakilerin hepsi diyoruz öfkeyle ilgili. Değerli arkadaşlar, öfkeyi doğru ifade etme becerisine biz öfke kontrolü diyoruz. Öfke kontrolü demek öfkeyi bastırmak ya da öfkesiz olmak değil. Öfke çok doğal, insani bir duygu. Aristo'nun çok güzel bir sözü var bu konuda, diyor ki herkes öfkelenebilir. Ne var ki doğru insana, doğru derecede, doğru zamanda, doğru maksatla ve doğru biçimde öfkelenmek işte bu zordur. Bunu yapabilen insan öfkesini kontrol eden insan oluyor. Burada öfke kontrolünde temel amaç bizim için saldırganlık ve şiddetten uzak, kendimize ve çevremize zarar vermeden duygularımızı ifade etme becerisi. Bunu yaptığımızda öfkemizi kontrol etmiş oluyoruz. Şimdi öfkeyle ilgili bazı inanışlar var, geçerli olmayan inanışlar. Bunlardan bir tanesi deniyor ki öfke kalıtsaldır, değiştirilemez. Şimdi bizim yurdumuz çok böyle farklı bir coğrafya. Bir tarafta Karadeniz var, bir tarafta işte Adana var. Ve böyle baktığımız zaman insanları da bazen coğrafi niteliklere göre biz değerlendiririz. Ya işte Karadenizler şöyledir ya da işte İç Anadolular böyledir, Akdeniz yöresi insanı böyledir deriz. Ve bazen de insanlar gelir der ki ya ben der Adanalıyım, biz işte çok öfkeliyiz, biz öfkemizi kontrol edemeyiz dediğimizden de böyle geliyor derler. Bu geçerli bir bilgi değil, kalıtsal değil. Öfke otomatik olarak saldırganlık doğurur. Yani her öfkelendiğimizde mutlaka biz bağırmalı, çağırmalı, şiddet göstermeliyiz diyorsak bu da doğru değil. Bir insanın istediğini elde edebilmesi için saldırgan olması gerekir. Böyle bir anlayış da var. Bazen bu insanlara bu öğretiliyor. İşte sen böyle çok süklüm püklüm olursan, işte herkes seni ezer geçer. O yüzden bağıracaksın, çağıracaksın kardeşim! Gibi bir anlayış oluyor. Bu da doğru değil. Yani bağırmadan, çağırmadan da kendimizi anlatabiliriz. Öfkeyi dışa vurmak her zaman arzu edilen bir şeydir. Vur dışarı, duygularını hiç atma. Sen üzüleceğine başkası üzülsün dersek o zaman da hayat, toplum yaşanmaz bir hale geliyor. Evet, şimdi öfke bumerang gibidir değerli arkadaşlar. Yani biz birisine ne kadar çok öfkelenirsek, birisine ne kadar çok kızarsak aynı şekilde bize döner. Bumerangı nasıl atıyorsak öyle dönüyor. Dolayısıyla bağıran çağıran bir kişi de yine karşılığında bir bağırmayla çağırmayla karşılıklı. Evet, şimdi ben biraz da böyle yazıp çizerek anlatmak istiyorum. Herkes tahtayı görebiliyor mu? Değerli arkadaşlar, bizim hayatımızda bir üçgen var. Bu üçgenin özelliği her üç köşesinde D harfiyle başlayan üç tane farklı kavram olması. 3D. Bu üç de bizim hayatımızı çok etkiliyor. Hatta ben derim ki bu insanın gelmişini, geçmişini ve şu anını etkiliyor.
Acaba bizim bütün hayatımızı etkileyen 3D ne olabilir? D ile başlayan 3 tane kavram. Ne geliyor aklımıza? Dürüstlük. Duygusallık. Başka? Denge. Evet, bir tanesi duygu. Biri düşünce, biri de davranış. Evet, hayatımızda 3D var. Şimdi şöyle bir arkamıza yaslanalım. Acaba hiç düşünmediğimiz bir an var mı hayatımızda? Düşüncelerimizin olmadı. Aklımızda hiçbir şeyin geçmedi. Gün içinde çalışırken bir sürü şeyler aklınızdan geçiyor. Şu anda aklınızdan bir şey geçiyor. Bu sunum bittikten sonra yine bir şeyler düşünmeye çalışacağız. Beynimizin özelliği her an düşünce üretir. Beynimiz düşünce üretme makinesi gibi çalışır. Düşüncesiz olduğu bir an yoktur. Her an bir şeyler düşünürüz. Tıpkı bunun gibi her an bir şeyler hissederiz. Seviniriz, üzülürüz, heyecanlanırız, korkarız, güveniriz, kıskanırız. Duygular çok doğal, insani süreçlerdir. Ya ben şu an hiçbir şey hissetmiyorum diyen aramızda var mıdır? Bence yok. Mutlaka bir şey hissediyoruz. Ya merak ediyoruz, ya heyecanlanıyoruz, ya işte sıkılıyoruz. Ama mutlaka bir şey hissediyoruz. Şimdi hepimiz bir şey düşünüyoruz, hissediyoruz ama hepimizin düşünceleri ve hisleri, duyguları birbirinden farklı. Bu da çok doğal. Düşünce ve duygu bir araya geldiğinde de karşımıza davranışlar çıkıyor. Şimdi kimimiz böyle dinlerken şöyle dinliyor, kimimiz ayak üstüne atmış, kimisi kollarını bağlamış. Bunlar bir davranış dışarıdan bakıldığında. Bu davranışın altında yatan duygu ve düşünceler var. Şimdi burada bir sistem var. Bu sistemi Gandhi çok iyi özetlemiş. Diyor ki, düşüncelerine dikkat et, nasıl düşünürsen öyle hissedersin. Duygularına dikkat et, duyguların davranışlarına dönüşür. Davranışlarına dikkat et, bu senin alışkanlıklarına dönüşür. Alışkanlıklarına dikkat et, bu da senin hayatın olur diyor. Yani nasıl düşünüyorsak öyle hissediyoruz, nasıl hissediyorsak öyle de davranıyoruz. Böyle bir döngü var. Eğer olumsuz bir düşüncemiz varsa duygumuz nasıl olur? Aklımızdan geçen olumsuz bir düşünce var. Diyelim ki ya bu cuma işte seminerleri de çok sıktı ya. Her cuma 4.30'da işte bizi topluyorlar. Kardeşim bir hafta boyunca çalıştık zaten. Gidelim evimize. Bırakın da bizi. Böyle düşünen arkadaşlarımız şu anda ne hissediyor olabilirler? Duyguları. Evet. Sabırsız, sıkılmış. Yine böyle hissederler. Yani olumsuz düşünce varsa duygulu olur. Şimdi böyle hisseden arkadaşlarımızın davranışları nasıl olur? Böyle pür dikkat dinlerler mi beni? Yoksa oflayıp püflerler mi? Sıkılmış bir şekilde falan da yaparlar davranışlarını. Nasıl? Saatlere bakarlar değil mi? Sürekli işte acaba kaçta biter, ne kadar uzayacak? Nasıl? Huzursuz oturur değil mi? Sıkıntılı olur. Bu davranışlara yansır. Peki şöyle düşünüyorsa arkadaşlarımız, diyorsak ya evet öfke çok önemli bir konu. Bunu bir dinleyelim bakalım ne olacak, ne çıkacak? Böyle bir düşünce varsa duygu nasıldır? Olumlu, merak değil mi? Davranış nasıldır? Daha dikkatli ve daha katılımcı, yani olumlu bir davranışa dönüşür. Şimdi sevgili arkadaşlar, bir insan değişir mi? Kendimiz ya da karşımızdaki kişi. Evet, bunu tartışalım. Değişir diyenlerimiz var. Gücü ölçüsünde değişir. Evet. İsteği ölçüsünde değişir. Evet, çok doğru. Bir insan değişir ama bunun için 3 iyi kuralı var. Birincisi, istemek. İstemeyen kişi değişmez, değiştiremeyiz. İkincisi de inanmak. Kişi ne kadar inanıyor? Üçüncüsü de irade kullanmak. İstemek, inanmak ve irade. Eğer bir kişi bir şeyler istemiyorsa ona bir şey yaptıramayız. Kendisine ya da karşısındaki kişiye inanmıyorsa gene bir şey olmaz. Bu konuda bir eylemde bulunmuyorsa, irade göstermiyorsa yine değişmez. Dolayısıyla biz de diyoruz ki eğer karşımızda çok öfkeli bir birey varsa ya da kendi içimizde çok yoğun yaşadığımız duygular ve öfke varsa, eğer biz istiyorsak, inanıyorsak ve bu konuda irade gösteriyorsak değişir. Peki şöyle diyorlar ama doktor hanım, diyorlar ki can çıkar bu çıkmaz. Adam asabı ya, değişmez. Böyle deniyor. Ya da kişi 7'sinde neyse 77'sinde de odur deniyor. Böyle sözler de var. Bunlara karşılığında nasıl bir cevap veririz sizce? Yani
Nasıl? Zaafları vardır. Zaafları vardır. Zaaflarını yakalarsınız. Evet. Peki biz... Nasıl? İnsanlar isteyerek değişebilir. Evet, insanlar isteyerek değişebilir. Çok doğru. Ve diyoruz ki, bakın hayatımızı biz üç etkene bağlıyoruz. Düşünce, duygu, davranış. Eğer değerli arkadaşlar bunlardan birisi değişiyorsa diğerleri de değişiyor. Düşünce değişince duygu değişiyor. Duygu değişince davranış değişiyor. Davranış değişince duygu ve düşünce karşılıklı olarak bunlar değişiyorlar. Şimdi öfke kontrolünde ben yaptığım çalışmalarda üç açıdan ele alıyorum. Düşünce açısından, duygu açısından ve davranış açısından. Bu kişiye göre farklı etkiler bırakıyor. Kimisinde düşünce açısından çalışınca daha hızlı sonuç alıyoruz. Kimisine davranışsal yaklaştığımızda daha hızlı sonuç alıyoruz. Kimisinde duygu odaklı çalıştığımızda daha hızlı ve somut sonuçlar alıyoruz. Ama bu üçü önemli. Ben şimdi bugün sizlere davranış açısından bakacağım. Bu çünkü biraz daha pratik ve özellikle karşımızda zor davranış sergilenen insanlar olduğunda onların öfkesiyle nasıl başa çıkarız? Bu konuda biraz ipuçları vermeye çalışacağım. Buraya kadar sormak istediğiniz herhangi bir şey var mı? Peki. Şimdi davranışlara baktığınız zaman değerli katılımcılar, üç tür davranış görüyoruz insanlarda. Birincisi çekingen. Çekingen insanda neleri gözlemleriz? Çekingen kişide. Konuşmak istemez, sakin, suskun, değil mi? Göz teması kurmaz. Cesaretsizdir. Peki değerli arkadaşlar, şimdi şöyle bir çizgimiz olsun. Bunun bir ucunda çekingenlik varsa, bunun tam tersi ne olabilir? Zıttı, atak, sıcakkanlı. Peki ona saldırgan desek olur mu? Tam tersi, çekingenin zıttı. Peki, şöyle bakalım. Bu ikisinin ortasında ne vardır? Ne çekingen, ne saldırgan? İyimser. Mülayim. Ona da biz atılgan diyoruz. Şimdi bunları ben biraz detaylandırayım, sonra beraberce tartışalım bunların üzerinde. Çekingen diyor ki, aman diyor, karşımdaki kişi üzülmesin diyor. İşte ben diyorum ki, İbrahim Bey yeter ki üzülmesin. Bu olumlu, pozitif bir durum. İbrahim Bey üzülmesin, onun yerine ben üzüleyim diyorum. Negatif. Çekingenin tavrı. Doğru mu? Olmamalı. Evet, olmamalı. Saldırgan ne yapıyor? Ben niye üzüleyim ya diyor. Ben üzüleceğim, İbrahim Bey üzülsün diyor. Tam tersini söylüyor. Doğru. Bu oldu mu? Bu doğru. Atılgan ne diyor sizce? Atılgan da diyor ki, ne ben üzüleyim, ne de İbrahim Bey üzülsün. Ne şişlikle bakıyor. Evet. Her iki tarafta üzülmesin. Bu birinci boyut. Diğer boyutta çekingen kendisinden taviz verir, ödün verir, hakkının yenilmesine müsaade eder, sessiz kalır. Ama kolay kolay da birisinden taviz almaz. Saldırgansa kendisinden asla taviz vermez. Fırsat bulursa karşı taraftan taviz alabilir. Örneğin şimdi yemekhanenizde tablo diyelim ki öğlen vakti 12'de. Restoran katına çıkıyoruz. Orada yemek sırasına geçiyoruz. Arkadaşımızın birisi geliyor pat kaynak yapıyor. Siz sırada beklerken hemen önünüze geçiyor. Eğer ben çekingensem orada sessiz kalıyorum. Diyorum ki ya bir şey desem yanlış anlaşılır. E zaten bekledim ne olacak ki aşktan ölmem ya diyorum. Taviz veriyorum kendime. Sesimi çıkarmıyorum. Ama ben gidip de çekingen olarak bir başkasının önünde sırasını kapmıyorum. Bunu yapamıyorum. Saldırgan ne yapıyor? Şimdi ben saldırgan oldum. Diyelim ki Gülay Hanım geldi, kaynak yaptı. Ondan sonra ben şimdi bakıyorum zaten karnım aç, saldırganım, agresifim. Gülay Hanım ne iş diyorum? O diyor ki ne oldu, ne var ki falan diye. O da bana el kol hareketi yapıyor. Sinirleniyorum, alıyorum tepsiyi itiyorum. Ne oldu? Haklıyken haksız duruma düştüm. Saldırganların durumu da böyle. Atılgan ne yapıyor? Ne taviz verir, ne de karşı taraftan taviz alır. Bir haksızlığa mı uğradı? Gider konuşur. İnsanları anlamaya çalışır. Yanlış bir şey mi var? İkna etmeye çalışır. Ama haklıyken haksız duruma geçmez. Yani bağırmaz, çağırmaz, küfür etmez, işte şiddet uygulamaz, saldırgan davranışlar sergilemez. Doğru mu? Katılıyor musunuz?
Peki. Şimdi son boyuta bakalım. Çekingeni herkes sever ya. Kim sevmez ki? Ne diyorlar? Başına vur, elindeki ekmeği al. Çok severiz. Çok severiz. Ama saymayız. Yani amiyane tabirle sallamayız. Ya işte zaten o bizim arkadaşlar. Ses çıkmaz ona ya. O idare eder bizi deriz. Saldırganı ise çok sayarız. Dediklerine çok dikkate alırız. Ama sevmeyiz. Şimdi diyelim ki bir yönetici olsun. Böyle her dediğimize eyvallah desin. Mesaiye geç geldik, erken çıktık, izin istedik, eyvallah, hiç kızmıyor etmiyor. Bayılırız öyle müdüre. Ama bir şey söylediği zaman da tamam müdürüm yaparız, hallederiz ya falan der. Sallar geçeriz. Bir de şöyle yöneticiler var. Böyle kuralcı, diktatör, despot. Ay, huy, dikkat, müdür geliyor. Aman başhekim geliyor, hemen işte izaha girelim, saklanalım köşe bucak. Bir şey dediği zaman tabii derhal efendim ne demek? Hemen bunları yaparız ama sevmeyiz. Ben sevmem, bilmiyorum. Sevmem çıkar mı aramızda? Peki. Mesela bu arada ülkemizdeki erkeklere baktığımız zaman annelerini çok severler. Erkeklerin bir kısmı. Severler ama annelerini saymazlar. Babalarına çok dediklerini dikkate alırlar, sayarlar ama sevmezler. Bazen böyle bir döngüyle de karşılaşıyoruz. Peki atılganla durum nasıl? Atılgan ise hem sevilir hem de sayılır. Nasıl? Peki. Buraya kadar sormak istediğiniz herhangi bir şey var mı? Çekingen, atılgan, saldırgan. Bunları ifade edebildik mi? Anlaşılır hale geldi mi? Şimdi bir örnek üzerinden gidelim. Ülkemizde 15 yıla yakın zamandır izlenen bir dizi var. Çocuklar Duymasın diye bir dizi. Hemen hemen herkes biliyor. Bilmeyen var mı aramızda? Çocuklar Duymasın. Başarılı bir dizi bence. Böyle genelde pozitif mesajlar veriyor topluma. Çok reyting kaygısı olmadan. Şimdi o dizide eski bölümlerde Light Selam vardı. Taş ve erkeği Haluk vardı. Haluk'un eşi Meltem vardı. Sizce uyuyor mu? Karşılıyor mu? Evet, karşılıyor. Peki, şimdi gelelim size. Siz acaba bu çizgide kendinizi nerede görüyorsunuz? Herkes bir düşünsün. Genel olarak nerede görüyorsunuz acaba? İsterseniz gönüllü arkadaşlarımız varsa burada gönüllü bir grubumuzla interaktif yapabiliriz de. Var mı gönüllü katılımcılarımız? Sahneye gelmek isteyen? Evet, peki. O zaman herkes kendisini düşünsün. Genel olarak kendinizi hayatınızda nerede görüyorsunuz? Bu çizgide saldırgan mısınız, atılgan mısınız, çekingen misiniz? Bunu bir düşünün. Ben atılgan. Atılgan, burada görüyorsunuz. Güzel. Sonra babanızla olan ilişkinizi düşünün. Şu anda ya da geçmişte. Babanıza karşı atılgan mısınız, çekingen misiniz, saldırgan mısınız? Nasıl? Atılgansınız. Annenizle olan ilişkinizi düşünün. Annenize karşı çekingen misiniz? Saldırgan mısınız? Atılgan mısınız? Saldırgan. Değişebiliyor bu kişiye göre. Peki. Evli olan arkadaşlarımız eşleriyle olan ilişkilerini düşünsün. Eşinize karşı çekingen, atılgan, saldırgan. Kendinizi nerede görüyorsunuz? Atılgan. Peki, çocuğu olan arkadaşlarımız çocuklarına karşı kendilerini düşünsün. Çekingen misiniz, saldırgan mısınız çocuğunuza karşı? Saldırgan. Peki. Tabii aralarda da olabiliriz. Çekingen mi atılgan arası, çekingene yakın, saldırgana yakın bu olabilir de. Peki, dalgalanmalar da oluyor. Sonra hastane yönetimine karşı düşünün. Hastane üstlerinize karşı, üst yöneticilerinize karşı çekingen misiniz, atılgan mısınız, saldırgan mısınız? Atılganla saldırgan arası. Evet. Peki, astlarınıza karşı düşünün. Astlarınıza karşı, kişilere karşı çekingen, saldırgan, atılgan neredesiniz? Evet, son olarak da hastalara ve yakınlarını düşünün. Hasta ve yakınlarını belki ayrı ayrı da değerlendirebiliriz. Onlara karşı çekingen miyiz,
Atılgan mıyız, saldırgan mıyız? Evet. Şimdi eminim biraz kafanız karışmıştır. Çünkü hepimiz farklı kişilerde, farklı zamanlarda, farklı yerlerde, farklı konumlarda oluyoruz. İşte bir gün eşimize saldırgan olabiliriz. Akşam ona karşı atılgan olabiliriz. Her sabah çekingen olabiliriz. Bazı hastalara karşı atılgan, bazılarına çekingen, bazılarına saldırgan olabiliriz. Bu çok doğal, normal bir şey. Yani durumdan duruma farklılık gösterebiliyor. Bu doğal bir şey. Ancak sevgili arkadaşlar, ne kadar çok biz burada atılgan çizgisine yakın isek, o kadar çok kendimizle ve çevremizle barışık oluyoruz. Bu alan öfke yönetiminde, duyguları regüle etmede çok önemli. Kendisiyle ve çevresiyle barışık olan kişiler öfkelerini daha iyi kontrol ediyorlar. Peki çekingende durum nasıl? Çekingen çevresiyle ilişkisi iyi ama kendiyle barışık değil. Çekingen. Saldırgan kendiyle çok barışık ama o da çevresiyle barışık değil. Atılgan ise hem kendi hem de çevresiyle barışık. Doğru mu? Peki. Buraya kadar sormak istediğiniz herhangi bir şey var mı? Güzel. Şimdi ben size bir şey soracağım. A çekingen, B saldırgan, C atılgan, D şıkkı ne olabilir? Evet, dördüncü bir seçenek daha var. Evet, buyurun. İçine kapanık. İçine kapanık. Evet, başka? Arada kalan. Kararsız. Karaktersiz. Peki, şimdi onu düşünelim. Ona dair ipuçları vereceğim biraz. Ne, biri şizofren mi dedim? Şimdi değerli arkadaşlar, birinci ipucum çekingen, pasiftir, doğru mu? Evet. İkinci ipucumu daha veriyorum. Saldırgan, agresiftir, bu doğru mu? Evet. Peki, bir kişi ne pasif, ne agresif, ne de atılgan? Normal mi? Kontrollü. Normal ve kontrollü olan daha çok atılgan. Dengeli olan atılgan. Peki, söylüyorum, hazır mısınız? D şıkkımız pasif agresif. Şimdi nasıl bir şey bu? Diyelim ki ben geldim, burada konuşuyorum. İşte bazı katılımcılardan çok böyle rahatsız oldum, gıcık oldum, uyuz oldum. İşte böyle o kadar böyle konuşuyorlar falan, böyle benim sinirlerimi bozuyorlar. Ama ben böyle bir şey yokmuş gibi davranıyorum. O arkadaş diyor ki, hocam bir mevzum var diyor. Yok diyorum, ne demek efendim, bir mevzu yok diyorum. Ama ona gıcığım, canımı sıkıyor. Fakat bunu söylemiyorum. Yani duygumu içimde tutuyorum, bunu ifade etmiyorum. O benim yüz ifademden anlaşılır, işte böyle başım düşer, ne bileyim, o kişilere karşı göz teması kurmam. Bunu söylemem. İşte biz buna pasif agresif davranış diyoruz. Çekingen onu kabullenmiştir, sorun etmez. Der ki, beni zaten kim dinleyecek ki yani, ben gelmişim, çok bile dinliyorlar der. Hani kendini böyle değersizleştirir ama pasif agresif, ulan biz geldik buraya, işimizi gücümüzü bıraktık, millet bizi kale almıyor ya, ne biçim falan diye düşünüyor ama dışarıda böyle. İşte bu pasif agresif. Buna başka örnekler verelim. Mesela biraz evden, aileden, özel hayattan verelim. Diyelim ki yeni evli bir çiftimiz var. Böyle yeni evliler, işte cicimayları böyle sarmaş dolaş birbirine böyle sıkı sıkı tutuyorlar ya ellerini. Şimdi bu çiftimiz çıktılar böyle akşam gezmesi, bir AVM'ye gidiyorlar. Adam dedi ki, gel karıcığım seni dedi Starbucks'a kahve içmeye götüreyim, bir latte içelim dedi. Kadın mutlu oldu böyle. Bunlar birbirine sarıldılar, sıkı sıkı gidiyorlar. Şimdi AVM'ye girince kadın bir bakıyor vitrinde, orada bir çanta görüyor, deri çanta. Aa aşkım şuna bir bakalım mı diyor. Adam bir bakıyor etikete, ondan sonra ya diyor kahve içecektik, boş ver şimdi, sırası değil diyor. Böyle karısını çekiyor kolundan. Sonra karısı kocasından elini çekiyor. Herde bir yarım metre, bir metre mesafe oluyor. Adamcağız bakıyor ki karısı ondan uzaklaşmış. Diyor ki, ne oldu hayatım, bir şey mi var diyor. Kadın şöyle yapıyor. Yok bir şey, yok bir şey. Sizce yok mu bir şey? Var bir şey ya. Kadın kendini değersiz etti, önemsenmediğini hissetti, dikkate alınmadığını hissetti, sevilmediğini hissetti. Ama
yok bir şey diyor. Peki buna ne diyoruz biz? Pasif agresif davranış. Üzülüyor, kırılıyor, inciniyor fakat bunu söylemiyor karşı tarafa. Sizce bunun erkek versiyonu var mı? Olmaz mı ya erkek versiyonu? Siz hiç mesela kanepede uyuyan erkek sendromunu duydunuz mu? Şimdi adamcağız işten çıkıyor. Yorgun argın kendini eve atıyor. Karısı bir güzel karşılıyor onu. Oo, krallar gibi. İşte yemekler yeniyor, sonra köşe oturma odasındaki köşe oturma koltuğuna oturuluyor. Adam PTT, pijama, terli televizyon vaziyetinde. Karısı ona servis getiriyor. İşte çay, kahve, çerez, meyve, diziler. Keyifler çok yerinde. Adam mutlu mesut derken kadın adama bir laf sokuyor. Hık! Adamın burasına oturuyor. Şimdi tam ağzını açacak. Diyor ki ya şimdi ben buna bir şey söylersem bana küsecek. Sonra bir hafta 10 gün bana kapris yapacak, trip yapacak. En iyisi ben susayım. Yoksa pahalıya mal olur. Çiçek, böcek, hediye alacağım bana. En iyisi susayım diyor. Elinde kumanda, bütün hırsını böyle kumandada. Bir anda ortam buz gibi. Ama hiçbir şey söylemiyor adam. Sonra saat ilerliyor. Kadın diyor ki hadi diyor aşkım gidelim işte odamızda uyuyalım diyor. Adam diyor ki tamam diyor sen git. Ben diyor televizyon izliyorum diyor. Zap yapıyorum ama boş ekran. Yani bir yere baktığı falan yok. Sonra kadıncağız gidiyor yatıyor. Uyuyor bir güzel. Sabah bakıyor ki yanında kocası yok. Aa nerede? Hemen koşuyor. Oturma odasında koca sorulur uyuyor. Dük niye gelmedin odaya? Hiç diyor. Burada uyuyakalmışım diyor. Gerçek değil. Gerçek şu. Adam kırıldı, incindi, küstü, tavır aldı. Buna ne diyormuşuz? Pasif agresif davranış diyoruz buna da. Hocam bunu nasıl? Nasıl? Ay bunu anlatacağım. Vaktimiz kaç oldu şu an saat? 5.15. Tamam bunu anlatacağım. Şimdi burada şöyle bir durum var değerli arkadaşlar. Pasif agresif. Atılgan hem kendiyle hem çevresiyle barışık ya. Pasif agresif acı gerçek şu. Ne kendiyle ne çevresiyle barışık. Atılgan hem kendisiyle hem çevresiyle barışıktır. Pasif agresif ne kendiyle barışıktır ne de çevresiyle. Bunlarda bakın çekingen en azından çevreyle barışık. Saldırgan kendisiyle barışık. Dört seçenek içinde baktığınız zaman en riskli olan, duygularını kontrol etmekte en çok zorlanan, ilişkilerinde en çok sorun yaşayan pasif agresif kişilerdir. Neden? Pasif agresif çünkü duygularını ifade etmiyor. İçine atıyor. Biriktiriyor. Habire içine atıyor, biriktiriyor. Biriktirince ne olur? Daha çok patlarsınız yani. Şimdi bunu daha böyle somut anlatmak için belki dahiliyeci hekimlerimiz de olabilir, doktorlarımız da. Bir kabızı düşünelim mesela. Kabız kişi böyle rahat mıdır? Hep böyle sıkıntılı değil mi? Mesela kabızı en iyi restorana götürsek bu civarda. Onun en rahat edeceği yer neresidir kabız bir kişinin? Tuvalet ya, çünkü orada içini döküyor, rahatlıyor yani. Bu hakikat, bu hayatın bir parçası. İşte pasif agresifler de duygusal kabızlardır. Hep devamlı içlerine atarlar. Hatta bazen şöyle tablolarla karşılaşılır. Bu içlerine atan insanlar hep böyle reflüsü vardır, gastriti vardır. Böyle midesinde canı sıkılır, midesi yanar. Neden? Çünkü sindirim sistemimizde de birçok sinir sistemi var. Tıpkı ikinci beyin gibi. Hemen orası etkilenir. İşte içlerine atan insanlar böyle sıkıntı, sorun yaşıyorlar. Kendilerini ifade edemedikleri için. Peki nasıl oluyor da bir insan pasif agresif oluyor? Bu konuda bir fikriniz var mı? Nasıl olur acaba? Duygu düşüncelerini, evet. Neden bazıları iletiyor da bazıları iletemiyor? Ne olabilir acaba? Mesela ben bunun üzerinde somut bir örnek vereyim. Son zamanlarda genç annelerin, babaların bir sorunu var çocuklarıyla. Çocuk tam böyle altı bezlenme aşamasından çıkacak, işte tuvalet alışkanlığı kazandıracaklar. Çocuk büyük abdestini yapamıyor. Kakasını çıkaramıyor. Çok hayati bir konu. Neden? Paniğe kapılıyorlar, kaygılanıyorlar. Kimisi doktora götürüyor, kimisi koca karılara gidiyor, kimisi işte sabun sokun diyor, kimisi böyle değişik değişik çocuklarında zarar da veriyorlar. Şimdi merak edilen şu, nasıl oluyor da bu çocuklar kakasını yapamıyor? Bazıları yapıyor, bazıları yapamıyor.
Tam kakık sıyırıyor, çocuk kendini sıkıyor, böyle terliyor, kızarır, bozuyor, 2-3 gün çıkamıyor tuvalete, hayat yaşanmaz hale geliyor. Neden? Bezinden ayrılmak istemiyor. Psikolojik. Bezinden ayrılmak istemiyor. Mesela ona şöyle bakalım bir de. Şimdi anne baba sürekli çocuğa bez alıyor ya, artık yeter diyorlar ya, maaşımızı alıyoruz, veriyoruz, boğulun içine diyor, ediyor. Buradan artık tuvalet alışkanı kazansın da diyor, biz de diyor kurtulalım diyor. Şimdi adam böyle bir talimat verince kadın, tabii diyor, ben diyor hemen diyor onun diyor bezini bıraktıracağım, tuvalet alışkanı kazandıracağım. Kadın talimatı aldı, çocuğu oturtuyor kürsüde, hadi bakayım diyor, yapıyor musun yapmıyor musun, geldi mi gelmedi mi? Çocuk bakıyor ki böyle bir otorite ona bir şey söylüyor. Böyle bakıyor sert falan. Sonra çocuk ne oluyor? Kendini sıkıyor, kasıyor. Sıkınca, kasınca kendisini işte orada kasları da sıktığı için tuvaletini yapamıyor. Sonra bu çocuk genelde annesi gibi birine aşık olur ve onunla evlenir. Sonra ne oluyor biliyor musunuz? Evlendiği kadın da onu oturtuyor, diyor ki beni diyor seviyor musun, sevmiyor musun? Annesine diyor yapıyor musun, yapmıyor musun? Adam ne yapıyor bu sefer? Koca adam kendini sıkıyor. Seni sevmiyorum karıcığım diyemiyor. İşte o yüzden erkeklerde böyle bir duygusal kabızlık var. Duygularını çok fazla ifade edemiyorlar erkeklerde. Evet, biz bunu... Sebep ne buna? Pasif agresif. Hayır, niye ifade edemiyorum? Çünkü bir otorite gördüğü zaman karşısındaki kişi eğer agresyon varsa, saldırganlaşıyorsa burada ya çekingen olur, ya o da saldırgan olur, ya da pasif agresif olur. Bu üçünden birini seçiyor. İşte o pasif agresif olan kişiler de buraya geliyorlar. Çekingen, ne çekingen ne saldırgan. Uyup gösteriyor ama hep bir direnci var, hep bir çatışması var. Mesela pasif agresif insanlar böyle çok cici gözükürler, kızmaz, bir şeye sert tepki vermez ama bir anda patlar. İşte o yüzden de bakıyoruz ki son zamanlarda böyle cinnet olayları var, vakalar artıyor. İşte bu olaylardaki insanları araştırdığımızda hani bu çok sakin, işte hastaneye gelip diyor çok sakin diyor. Nasıl olan böyle denilendi anlamadık. Niye içine atıyor atıyor biriktiriyor sonra bum. Biraz pasif agresifler gıcık uyuzdurlar. Duygularını ifade etmedi. Neyin var diye sorarız. Yok bir şeyin falan der. Ya da bir şey sorarsanız bilmem ki der. Cevap vermez. Duygularına girmez. Duygularından bahsetmez. Duygusu yok gibidir pasif agresif. Ama öfkelerini en çok kontrol etmekte zorlananlar bu kesimdir. Çünkü en çok bastıran maalesef bunlar. Şimdi çok önemli bir soru vardı. Ne yaparsak bu döngüden çıkarız ya da ne yaparsak atılgan oluruz? Bunu konuşalım. Evet, ne yaparsak atılgan oluruz sizce? Burada şurada çok önemli. Karşımızdaki insan eğer pasif agresifse biz ona saldırgan davrandığımızda o daha çok pasif agresif oluyor. Ya da işte çekingense onu oraya daha çok itiyoruz. Ama biz atılgancı davrandığımızda karşımızdakini de kendimize çekiyoruz. O da o döngülerden çıkıyor, o da atılgan olmaya başlıyor. Mesela bazen anne baba işte çocuklarıyla sorun yaşar. Kızlar aptal diyor, anlamıyor falan, çok sakin adam ama çocuğuna öyle bir kızıyor ki. Kızdıkça çocuk daha çok hata yapıyor. Ya da annenin babanın söylediklerini, ebeveynlerini daha çok dikkate almamaya başlıyor. Ne oluyor? Çocuk pasif agresif oluyor aslında. Ama biz ona atılgancı yaklaştığımızda o da bu döngüden çıkıyor, atılgan oluyor. Ya da ilişkilerimizde diyelim ki burada zaman zaman görevimiz gereği zor insanlarla karşılaşıyoruz. Nöbetlerimizde, acilde, hastalarla, hasta yakınlarıyla zorlanabiliriz. Çok doğal çünkü insanlar sıkıntılı bir şekilde geliyorlar karşımıza ve burada saldırgan olabilirler. Kimisi çok çekingen olur, kendisini anlatmaz, ona sinirleniriz. Ya neyin varsa söyle işte falan söylemiyordur. Ya da pasif agresife bağlamıştır. Yine biz onlara karşı atılgancı yaklaştığımızda onlar o döngüden daha çabuk çıkarlar. Peki nasıl olacak bu? Atılgan olmanın yolu kendimizi ifade etmekten geçiyor. Yani parolamız neymiş? Kendini ifade et. Çok güzel, kendini ifade et. Ama nasıl yapacağız ya bunu? İşte bunu iki şekilde yapıyoruz değerli arkadaşlar. Birisi beden diliyle yapıyoruz. Diğerini de sözel dille yapıyoruz. İki şekilde. Yani kendimizi sadece konuşarak değil, bazen de duruşumuzla da anlatırız. Şimdi bakalım. Atılgan kendini ifade ediyor. Çekingen kendini ifade ediyor mu? Hayır. Saldırgan ifade ediyor mu? Yanlış ifade ediyor. Haklıyken aksi oluyor.
Pasif agresif ifade ediyor mu? O da etmez. Küser, trip atar, tavır alır. Suratını başka tarafa çevirir ama kendisini ifade etmez. Şimdi iletişimde beden dilinin etkisi %70, sözel dilin etkisi %30. Yani ne söylediğimiz değil, nasıl söylediğimiz çok daha önemli. Şimdi ben burada böyle çok okumuş, bilmiş, işte Allame-i Cihan olsam ama konuşmasam bir şey ifade eder mi? Etmez. Ya da gelsem, diyelim ki Hatemiler gibi konuşsam, işte değerli katılımcılar, öfke kontrolü çok önemli, böyle saatlerce konuşsam, birkaç dakika sonra hepiniz ninni gibi gelir. Değil mi? Uyursunuz gidersiniz. Dolayısıyla bir şey söylediğimizden ziyade nasıl söylediğimiz daha önemli. Özellikle son zamanlarda iletişim çağında yaşıyoruz ya şimdi. Çok iletişim hataları, sorunları çıkıyor. Neden? Mesela insanlar birbirleriyle yazışarak WhatsApp'tan, SMS'ten böyle mesajlarla iletişim kuruyorlar. Ve en çok yanlış anlamalar da orada ortaya çıkıyor. Adam mesela karısına yazıyor. Diyor ki neredesin? Şimdi böyle görünce karısı diyor ki ya diyor yine bu bana hesap soruyor. Bak görüyor musun diyor. Her şeyi diyor böyle kısıtlıyor benim diyor. Şimdi oraya şöyle bir işaret konunca ne oluyor? Neredesin? İki nokta parantez. Aa diyor bak beni özlemiş. Beni merak etmiş aşkım diyor. Bir anda değişiyor. Bu ne? İşte bu beden dili. Bu yüzden de şimdi yazılımcılar hep bu tür simgeler koyuyorlar. İşte dil çıkaran, küsen, ağlayan böyle suratlar koyuyorlar ki insanlar beden dilleri mesajlarken aktaramıyorsunuz ya. Bu şekilde simgelerle beden dilini anlatmaya çalışıyorlar. Peki şimdi beden dili böyle önemli. Beden dilinde ne var? Atılgan olmak için neye dikkat edeceğiz? Bir, dik durmak. Yani ezik olmamak. Çekingen nasıl duruyor? Böyle. Saldırgan nasıl duruyor? Böyle kavalaya gibi durur değil mi? Böyle posta koyar gibi. Atılgan da dik durur. Şimdi ben gelsem şöyle desem ki işte ben size efendim öfkeyi kontrol edeceğim falan. Dersiniz ki lan adamın kendine ayrı bu bize ne anlatacak ya falan dersiniz. Değil mi? Duruşumuz o yüzden çok önemli. Gelsem böyle kabadayı gibi, külambeli gibi, böyle posta koyar gibi de anlatsam o zaman dersiniz ki ya bu öfkeyi anlatacak ama kendisine böyle bir baksın dersiniz. Mesele dik durmak. Postürümüz, sırt ve beden bölgemiz düz duracak. Düz durduğunda kendimizi daha iyi ifade ederiz. Özgüvenimiz, cesaretimiz daha yoğun olur. Daha rahatsızdır dik durduğumuzda. Şimdi bazı insanlar gelir mesela, terapi odasında şöyle otururlar. Şöyle sırtları. Ben derim ki kendinizi nasıl hissediyorsunuz? İşte der, çok iyi hissetmiyorum hocam der. Evet derim, görüyorum çok rahat gözükmüyorsunuz. İsterseniz sırtınızı yaslayın, omuzlarınızı kaldırın. Şimdi nasılsınız? Evet, şimdi daha iyiyim der. He, burada ne var? Beden duruşumuzla, postürümüzle, duygularımız arasında bir orantı var. İsterseniz siz de deneyin. Şöyle omuzları çökük, karnınızı içinizi çekip durduğunuzda duygularınız ne oluyor? Çaresiz, bitkin, vah vah böyle ezilmiş. Şöyle arkaya yaslandığımızda işte özgüvenimiz daha yerinde, kendimize daha çok inanıyor. Dolayısıyla insanlarla karşılaştığımızda böyle çekik, ezingen, ezik durduğumuzda hakikaten o moda giriyoruz, o duyguları yaşıyoruz. Şöyle dik durduğumuzda o zaman kendimizi daha rahat anlatıyoruz. Diklenmeye başlıyorsak, yumruklarımı sıkıp böyle dikleniyorsak işte orada da ne oluyor? O zaman daha gergin, daha asabi oluyorum. Evet, birincisi dik durmak. İkincisi ses tonu. Çekingenin sesini çok böyle mıy mıy der, zor duyarsınız. Saldırgan böyle baskılı patlar, vurgulu vurgulu konuşur. Evet. Atılgan da ahenkli ve uyumludur. Neye göre? Karşıdaki kişinin ses tonuna göre. Diyelim ki bir hasta yakını geldi. Bağırıp çağırıp konuşuyor işte diyor doktor ne diyor siz diyor şöyle anlamadınız böyle yapmadınız falan. Hastanın ses tonu burada. Bizim volüm seviyemiz burada. Acaba ne yaparsak o kişinin volüm seviyesi aşağı iner. Nasıl indiririz? Güler yüz. Güzel. Başka? Hangi ses tonuyla yaklaşmak lazım? Ses açısından düşünelim. Hafiften yükseltmek lazım. Konuşmasının bitmesini beklemek lazım. Beklemek lazım. Hı-hı. Dinlemek lazım. Peki mesela kısık sesle konuşsak? Evet. O zaman ne oluyor biliyor musunuz? Böyle bağıra çağıra konuşan birine karşı kısık sesle konuşunca sanki ateşe benzin dökmüş gibi oluyorsunuz. Daha çok bağırıyor.
Şimdi ben bunu bazen deniyorum böyle. İşte bir arkadaşım gelmiş, dedim ki bir sorununu anlatıyor. Böyle kızgın bir şekilde. Ben ona diyorum ki lütfen sakin ol. Böyle deyince ya bırak psikolog konuşma benimle diye daha da çıldırıyor adam. Yani birisi çok gerginse, siz çok böyle alttan aşağıdan bir ses tonuyla konuşuyorsanız onu daha çok terk ediyoruz. Farkında olmadan, istemeden. Peki daha çok bağırsak ne olur? O daha bağırır, biz bağırır derken film iyice koparır. Ne yapacağız? Benim önerim şu. Şimdi onun volüm seviyesi burada ya. Ben diyorum ki biz de aynı şekilde getirelim, aynı seviyeye eşitleyelim ve sonra yavaşça ses tonumuzu indirdiğimizde hiç farkında olmadan karşımızdaki kişinin de ses seviyesi aşağıya iniyor. Senkronize ol ve sonra yavaşlayın. O zaman karşımızdaki kişinin de sesi iniyor. Bu tıpkı şuna benziyor. Diyelim ki kalabalık bir caddede işte biz arkadaşınızla yürüyorsunuz ya da sakin bir yerde, deniz kenarında. Yürürken yanınızdaki kişi çok hızlı adımlarla yürüyor böyle. Koşa koşa gidiyor sanki. Siz ona hiçbir şey demeyin. Onunla aynı hızlı adımlara eşitleyin. Sonra yavaşladığınızda hiç farkında olmadan yanınızdaki kişi de yavaşlayacak. Aynı seviyeye gelecek. Aynı tempoya çık ve sonra in. Bunu yaptığınızda direkt karşınızdaki kişi de size uyum sağlıyor. Çok gergin insan olduğu zaman biz de aynı seviyeye çıkalım ve inelim kontrollü bir şekilde. Bazen de bunun tam tersi oluyor. Bazen insanları zor duyuyorsunuz mesela. Bir şey söylüyor ama çok kısa ses tonuyla anlayamıyorsunuz. Ben de hemen onlarla beraber aynı ses seviyesine iniyorum. Eşitliyorum, senkronize oluyorum. Sonra yavaşça ses seviyemi yükseltmeye başladığımda hiç farkında olmadan onun da sesi yükseliyor. Eşitle, senkronize ol, in ya da çık. Bu şekilde karşımızdaki kişinin duygularını yönetebiliriz. Evet, üçüncü olarak en önemlilerinden biri de bence bu. Üçüncü olarak, göz teması. İnsanlar duygularını en iyi gözleriyle ifade ederler. Ve karşımızda kişinin de duygularını en iyi biz gözlerinden anlarız. Çekingen göz teması kurar mı? Hayır. Sağ sola bakar, aşağıya kurar ama bir türlü böyle karşıdaki kişinin gözünün içine bakamaz. Saldırgan, o da tepeden ukaladik bir şekilde bakar. Pasif agresif de göz temasından kaçınır. Atılgan kişi ise kimle konuşuyorsa o kişiyle aynı hizadan göz iletişim kurar. Bu çok önemli. Ve başarılı olan insanlara baktığımızda, iyi anlaşılan ya da iyi anlayan insanlara baktığımızda en iyi yaptıkları şey göz teması. Göz temasını bir kişi ne kadar iyi kullanıyorsa o kadar çok kendini iyi ifade ediyor ve o kadar çok karşı taraf tarafından anlaşılıyor. Şimdi eğer karşınızdaki kişi çok öfkeli, gergin, biz onun gözünün içine bakmazsak daha çok öfkeleniyor. Niye? Onu çünkü yok saymış oluyoruz. Ona şöyle sert bakarsak bumerang gibi o bakış dönüyor, daha da çok öfke artıyor. Ama biz ona öyle tebessümle, evet aynı fikirde olmayabiliriz ama seni dinliyorum, anlamaya çalışıyorum şeklinde baktığımız zaman işte o an onun öfkesi diniyor. Aynı şekilde bizim için de bu geçerli. Birine çok kızdığınızda eğer onun gözünün içine bakmadan konuşursanız öfkeniz artar. Ama karşınızdaki insanın gözünün içine bakarak konuşursanız öfkeniz daha kontrollü oluyor. Öfkeniz iniyor aşağıya. O yüzden göz temasını çok önemsiyoruz biz. Mesela bu trafikte de geçerli. Diyelim ki trafikte yanlış bir şey yaptınız, yanlış yola girdiniz, büyükşehir İstanbul'da oluyor. Eğer karşı tarafa hiç bakmazsanız, bir taksici geliyorsa böyle dat 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 kornaya basar, işte onun gözüne şöyle sert bir şekilde bakarsanız adam leveye kapıp inebilir yanınıza. Ama onun gözünün içine bakıp böyle tebessüm ettiğinizde o diyor ki no problem, eyvallah diyor. Göz teması çok önemli o yüzden. İnsanlar en iyi göz temasıyla anlaşıyorlar. Şimdi göz teması şu açıdan da çok önemli. Duygularımız bulaşıcı. Öfke de bulaşıcı. Mesela ben çok gergin olayım, bunu size yansıtırım. İşte neşeli, mutlu böyle olduğumda da bunu da yansıtırım. Nasıl duygular bulaşıyor? Tıpkı bulaşıcı kahkaha gibi. Mesela şimdi burada 3-5 kişi kahkaha atsak hepimiz kahkaha atarız. Sokağa inelim, aşağıda deney yapalım, 10 kişi kahkaha atalım, gelen geçen kahkaha atar bizde. Hadi biz deney yapıyoruz, onlar neyi biliyor? Çünkü kahkaha bulaşıcı. Aynı esneme gibi. Ben mesela şimdi esnemeye başladığımda aranızdan birkaç kişiyi birazdan esnetebilirim. Niye? Esneme de bulaşıcı. Aynı şekilde duygular da bulaşıyor. Peki değerli arkadaşlar, duygularımız nasıl bulaşıyor?
Hani bazı hastalıklar var, virüsle işte dokunma yoluyla bulaşıyor, işte kan temasıyla bulaşıyor vesaire vesaire. Acaba duygular hangi temas yoluyla bulaşıyor? Evet, duygular göz temasıyla bulaşıyor. Çok doğru. Ben şimdi size karşı böyle tebessüm ettim de siz de tebessüm ediyorsunuz. Ben suratımı assam, böyle soğuk bir şekilde dursam, buradan çıkarken siz de soğuk suratlı, suratınızı asarak ayrılırsınız. Duygular bu şekilde bulaşıyor. Şimdi bir de şu var. İlişkilerde ve iletişimde PIN kodu dediğimiz bir kavram var. PIN kodu dediğimizde aklımıza ne geliyor? İşte cep telefonları aldık, iPhone 6 telefon. Onun şifresini girmiyorsak o hiçbir şeye yaramıyor. Ama PIN kodunu girersek o zaman işte birçok teknoloji harikasına dönüşüyor o cihaz. Tıpkı insanlarda böyle. İnsanların da birer PIN kodu var. İnsanların da şifresi var. O şifresini girmediğiniz zaman siz bağırın, çağırın, anlatın, heceleyin, amoda kalkın, esas duruşta konuşun. Karşı taraf sizi anlamıyor. Acaba insanların PIN kodu nedir? Böyle çok geçerli bir PIN kodu. Maymuncuk gibi. Hemen hemen her kapıyı açar. Evet. Çok doğru doktorunun söylediği, göz teması artı tebessüm. İşte bunu yaptığımız zaman insanlar connected people oluyor. Bunu yapmadığımız zaman çalışmayan telefon gibi bir işe yaramıyor. Göz teması artı tebessüm. Şimdi bazen dikkat edin, kalabalık bir ortama gittiğinizde birilerine hiç selam vermeyin. Böyle kenara çekilin oturun. Oradaki insanlarla bir diyalog kurabilir miyiz? Hayır. Paylaşım olur mu? Olmaz. Bazen de bir ortama gidersiniz. Böyle birileri size merhaba, hoş geldiniz, nasılsınız, iyi misiniz der. Tebessüm eder, gözünüzün içine bakar. Aa siz dersiniz ki iyiyim, sağ olun, teşekkür ederim, siz nasılsınız derken muhabbet başlar. Hiç tanımadığınız insanla bile. Neden? Çünkü PIN kodunu girdi. Bazen de tam tersi olur. Mesela öyle insanlarla karşılaşıyorum. Diyor ki ya babamla diyor, biz diyor 40 yıldır diyor sohbet edemiyoruz ya diyor. Aynı odada durunca diyor ben sıkılıyorum, böyle üzerime diyor bir baskı oluyor sanki. Ben hemen söylüyorum, diyorum ki göz teması var mı babanızla? Yok hocam diyor, biz de saygı esastır, başımızı öne eğeriz diyor. Öyle olunca ne oluyor? Göz teması yok, tebessüm yok, iletişim yok. Haliyle sıkılıyor. Mesela bazen ben şehirler arası yolculuk yaparım. Diyelim ki Ankara'ya gidiyorum. Eğer tek başıma gidiyorsam ve otobüsle karayoluna gidiyorsam, terminalden otobüse bindiğimde yanıma hiç tanımadığım bir insan oturuyor. Şimdi oturuyorum. Aa, merhaba efendim, merhaba. Nereye? Ankara'ya. Aa, ben de Ankara'ya. Zaten Ankara otobüsü. Ondan sonra işte ne iş yapıyorsunuz falan dediğinde, ben kazara psikolog dersem, adam non-stop 5 saat boyunca bana terapi yaptırıyor. Anasını, babasını, karısını, kızını, sevgilisini, her şeyini anlatıyor. Şimdi birkaç deneyimden sonra çok sıkılıyorsunuz yani. Adam nefes almadan mı konuşuyor bazıları? Bulmuş, yani kaçacak bir yeriniz diyor. Bir de cam kenarındaysanız Allah abi daralıyorsunuz. Dedim ki ya ne yapsam acaba, ben psikolog değil de böyle P harfiyle başlayan başka bir şey söylesem falan diye düşündüm. Onu da ben söyleyemedim. Bir şey teknik bulayım dedim ben. Sonra şöyle bir şey aklıma geldi. Adam merhaba nasılsınız diyor. Ben hiç onun yüzüne bakmıyorum. İyiyim diyorum, sağ olun. İyi yolculuklar size de diyorum. Kaşlarımı hafif çatıyorum. Hiç onunla göz teması kurmuyorum. Adam en fazla ikinci taş çatlasının üçüncü cümle kuruyor. Sonra asla muhabbet yok. Ben de atıyorum, uyuyorum, gazete kitabımı okuyarak seyahat yapıyorum. Yani birilerini dinlemek istemiyorsanız, anlamak istemiyorsanız, bir şey paylaşmak, ikna etmek, duygularınızı anlatmak, sakın ha göz teması kurmayın. Hele tebessüm asla. Ama birini dinlemek, anlamak, paylaşmak, bir şeyleri öğrenmek, ikna etmek istiyorsanız o zaman mutlaka göz teması kurun ve mutlaka tebessüm edin. Bunu yaptığınız zaman PIN kodunu giriyoruz. Bazen de insanlar diyor ki ya diyor, hocam diyor ben tamam göz teması kurayım diyor. Ben diyor sosyal fobikim diyor. O ne diyorum ya? Ya diyor işte heyecanlıyım, kalabalıkta konuşamıyorum diyor. Toplantıda söz alacağım diyor. İşte böyle dilim damağıma dolaşıyor, ne yapayım falan diyor. Ya da diyor ki karşısından birini görünce hocam diyor, elim ayağım titriyor diyor yani öyle diyor. Çok kız kaçırdım diyor yani konuşamadığım için diyor. Heyecan oluyor, ne yapayım diyor. Ne yapmalı bu kişi? Yine burada bir ipucu var, o da şu. Göz teması kurduğunuzda karşı tarafa karşı daha rahat oluyorsunuz. O heyecanınız, kalbiniz, endişeniz azalıyor. Mesela ben bunu kendimde nasıl denedim? İşte ben ilk böyle mezun oldum 97 yılında. Ondan sonra dediler ki hadi gel dediler, sen dediler psikolog oldun. Gel işte bize stresle ilgili seminer verdiler. Ben de tabii dedim yaparız. İşte oturdum böyle PowerPoint bilgisayardan.
hazırladım. Çıktım kürsüye, baktım karşımda 100 kişi böyle bir salonda. Stresi anlatacağım, ben strese girdim. Böyle dimim dağılan pura falan, ne yapacağız şimdi? Sonra insanlara dedim ki, ben size stres anlatacağım ama şu an dedim karşımda sizi görünce ben dedim heyecanlandım, strese girdim. Bu insanlarla göz teması kurdum. Onlar bana tebessüm etti, güldü, ben güldüm derken rahatladık, buzlar eridi. Yani o aradaki buzu eritecek olan sizin göz teması kurmanız. Buyurun. Arada bir sesinizi böyle yükselttiğinizde hemen gözler açılıyor böyle. Evet. Bunu paylaşabilirsiniz. Ya yani ben konuşurken bana bakmadığınızda kendimi kötü hissediyorum. Sanki boşluğa konuşuyormuşum gibi dersiniz. Ben mesela sesimi aniden böyle bir çıkarırım. Herkes bakar böyle. Şimdi diyelim ki ben burada hiçbirinizin gözünün içine bakmasam. Şöyle yere tavana baksam, böyle konuşsam. İşte bilgisayara baksam ya da ekrana baksam. Biraz sonra hepiniz ayrı duyguları düşünecek dersiniz. Yarın sabah ne yapsak? İşte hangi sinema gitsek akşam falan. Herkes kopar. Siz kopuyorsunuz ya, ben de kopuyorum. Şimdi hiç bakmıyorum ya, diyorum ki acaba beni dinliyorlar mı? Kahve alıyorlar mı? Acaba gülüyorlar mı? Kelime mi gülüyorlardır? İşte göbeğimle dal geçiyorlar mıdır? Böyle kendi kendimi kaprislerime, komplekslerime dalarım. Sonra ne diyeceğimi şaşırırım. Kendim cüngaklık eder, heyecan yaparım. Ama şu an hepinizle göz teması kuruyorum. Bakıyorum ki herkes beni pür dikkat dinliyor. Ben o zaman daha rahat konuşuyorum. Göz temasının böyle bir katkısı var. Evet, şimdi neymiş beden dili? Dik dur, ses tonu, göz teması artı tebessüm. Bu elmanın yarısı. Diğer yarısı ne? Diğer yarısı da sözel dil. Orada da iki tür dil var. Birisi sen dili, biri de ben dili. Rahat görülebiliyor mu her yerden? Peki, şimdi sen dinle, ben dinle. Sen dili şu. Diyorum ki, işte beni niye dinlemiyorsunuz? İçeri biri giriyor. Konuşmaya başla, niye sözümü kestin? Niye saygısızlık yaptın? Niye anlamadın? Bu yargılayıcı ve suçlayıcı bir dil. Dolayısıyla bu değerli arkadaşlar saldırgan dil. Şimdi sen dil ne kadar atarsak öyle geri gelir. Ben mesela böyle şöylesin, şusun, busun desem birine o da diyor ki aa hocam sen de şöylesin ama ha falan diye karşılık vermeye başlıyor. Peki ben dili nasıl? Şimdi saldırgan dili sen dili ise çekingenin dili hangisi sizce? Çekingenin ağzı var, dili yok ya. Pasif agresif de öyle. O da susar. O da kabız, duygusal kabız. Atılganın dili de değerli arkadaşlar ben dili. Şimdi buna bir ilişkilerden, evlilikten örnek vereyim. Diyelim ki adam 6'da işten çıkıyor. 6.30'da evde oluyor. 7'de yemek masasında oluyor akşam yemeği. Standart, fix. Programlanmış bir şekilde hayat böyle devam ediyor. Şimdi 7'de kadıncağız sofrayı kuruyor, masayı, kocasını bekliyor. Kocası gelmiyor. Telefonla bakıyor, aramamış. Derken 7.30-8'e doğru adam geliyor. Kadın diyor ki, neredesin? Niye geç kaldın? Niye haber verdin? Niye aramadın? Böyle deyince adam çekingense sus zaten. Saldırgansa, of diyor, sana mı hesap vereceğim ya? Kimsin diyor, ceket alıp çıkıp gidiyor. Pasif agresifse susuyor mu susuyor, hiç o akşam böyle ağzını kapatıyor. Evet, peki atılgan ne yapıyor? Atılgan duygularını ifade ediyor. Kadın şöyle dese, neredesin, ne iş kaldın falan demese, şöyle dese, hayatım geç kaldığın için seni merak ettim. Haber vermek için üzüldüm. Kim? Ben üzüldüm. Ben merak ettim. Kendimi kötü hissettim. Bu ben dil oluyor. Beni hep üzüyorsun. Hep öfkelendiriyorsun. Kim? Sen. Bu sen dili. Öfkelendiriyorsun, üzüyorsun, kızdırıyorsun. Bu sen dili. Üzülüyorum, kaygılanıyorum. Bu da ben dili. Kadıncağız böyle söyledi kocasına, seni merak ettim, kaygılandım. Aa aşkım çok özür dilerim, haklısın. Gerçekten sana haber vermeyeyim. Söz bir daha dikkatli olacağım diyor. Bakın sen dilinde nasıl, ben dilinde nasıl. Niye geç kalıyorsun, niye anlamıyorsun, hayatımı mahvettin. Hayatımı cehenneme çevirdin. Hep böyle yargılama, suçlama. Ben dilinde ise sen bana böyle davrandığında üzüldüm, kendimi kötü hissettim, ders ettim. Böyle konuştuğumda öfkeleniyorum, kızıyorum. Duygularımızı ifade etmek. İşte ben diliyle ne kadar çok duygularımızı ifade edersek o kadar çok o duygusal kabızlığın da önüne geçmiş oluyoruz. Pasif agresif duygularını ifade etmiyor. Ama atılgan sevindiğinde ya da üzüldüğünde mutlaka duygularını ifade eder. Heyecanlandım, mutlu oldum, sizi tanıdığıma sevindim. Beni dikkatle dinlediğiniz için kendimi iyi hissettim. Ya da işte yeterli olmadığımı düşündüm, üzüldüm, kaygılandım, korktum. Neyse bu duygularımızı söyledikçe daha rahat, daha sakin oluyoruz. Neden? Çünkü insanlar mutluluklarını paylaştıkça,
mutluluklar artar, üzüntülerini paylaştıkça üzüntüleri ve acıları azalır. Bunu da sen diliyle değil, ben diliyle. Evet, şimdi toparladığımızda da şunu görüyoruz. Duygularını ifade eden, kendisini ifade eden, dik duran, ses tonuna dikkat eden, göz teması kuran insanlar ve tebessüm eden insanlar öfkelerini daha rahat kontrol ediyorlar. Ve aynı şekilde karşımızda çok öfkeli, gergin insanlar varsa biz onlara bu şekilde yaklaştığımızda onlarla daha rahat başa çıkıyoruz. Ve mümkün olduğunca ben diliyle duygularımızı ifade ettiğimizde, ben diliyle kendimizi paylaştığımızda içimizde bir şeyleri biriktirip patlatmak yerine daha rahat bir şekilde hayatımıza devam ediyoruz. Evet, şimdi benim anlatacaklarım şu anda bu kadar.